arkadaşlar. Selamlar. Şu an aslında hala birazcık korkuyorum. Dün çünkü benim için bayağı zor geçti yani. Böyle 3.5 atarak geçti. Anlatacağım size zaten bu video onun videosu. Ama önce size bir hosteli göstermek istedim. Çünkü Japonya'da kalmıştım ama burası biraz da farklı. Yani bu kapsül hostel deniyor ya. Onu size şimdi göstereceğim. Böyle temiz olanlardan birini göstereyim. Benimki bu. Şu benimki ama boş olanlardan birini göstereyim size. Şunu göstereyim. Burada televizyon var. Aynası. Şuradan ışıklar açılıyor. Şu ana kadar kaldığım en güzel hostellerden biri tam burası. Hırvatistan Zagreb'de. Subspace. Aynen, Subspace. Susun ben. Bağırıyorlar. Subspace Hostel. Neyse. Burayı gösterdiğimize göre artık çıkabiliriz dışarıya. Ben size dışarıda anlatayım. Neler oldu, neler. Ölüyordum. Oturdum sonunda. Yani arkamdaki de şöyle efsane güzel bir kilise ya. Çok güzel. Ben Hristiyan falan değilim ama çok bayılıyorum böyle kiliselere. Neyse. Size şimdi arkadaşlar ne olduğunu anlatayım. Ben Mostar'dan çıktım. Yani Saraybosna'dan çıktım. Mostar'dan ben Zagreb'e giden otobüse bindim. 10 saat falan yolumuz vardı. Neyse biz çıktık yola gidiyoruz falan. Bosna sınırına geldik yani. Bosna'na Sırbistan'a geçme sınırına. Yok, Hırvatistan'a geçme sınırına. Herkes işte pasaportlarını falan verdi. Sıra bana geldi. Verdim ben de. Adam gayet normal bir şekilde aldı. Ondan sonra bir 10 dakika falan geçti. Ben yine uyuyakalmışım. Çünkü çok yorgunluk. Uyumamışım 30 saattir falan. Adam tekrar geldi. Ama direkt benim yanıma. Hani kimseye uğramadı. Geldi. Hani buyurun. Dedim ne oluyor? İşte dedi ki çantanı al, montunu al gel. Diyorum ki vay ya vay. Vay vay niye bir tek ben yani? Neyse adam hiç yine cevap yok falan. Ben aldım aşağı indim. Dedi bir valizin var mı? Dedim var, onu da al dedi. Dedim Gökhan tuttun. Yani gerçekten tuttun. Kalacaksın kesin burada. Ondan sonra bu dedi ki bana herhangi bir uyuşturucu falan filan taşıyor musun? Dedim hayır. Dedim uyuşturucu taşıyor olsan ne işim var otobüste yani? Öyle bir insan mıyım ben? Ondan sonra bu tüm çantamı döktürdü benim. Yani toplamda 25 kilo döktürdü hepsini falan. Ama bak görmeniz lazım. Yani çıldırıyorum o sırada ben. Ondan sonra adam baktı etti. Bir saat falan Bosna sınırındayız ve otobüs beni bekliyor. Yani adam gitse gider. Benim de aklımdaki tek şey o. Hani Allah'ım diyorum ne olur gitmesin ya. Çünkü gecenin ikisi üçü falan hani giderse kaldım yani. Araba falan da geçmiyor saatte orada. Yani sabah ya beklemek zorunda. Çok soğuk çünkü. Neyse adam baktı etti tamam dedi gidebilirsin. İyi bari dedim ya kurtulduk hani bir uyuyayım tekrar. Otobüse gittim valizimi yerleştirdim falan. Sonra tekrar ben yine uyumuşum 5 dakika içinde. O işte Bosna sınırından Hırvat sınırına geçiş var arada 5-10 dakikalık mesafe. Bu sefer yine orada yine uyandırıldık. Pasaportlar toplandı. Normal dedim ben çok normal bir şey bu. Toplandı pasaportlar falan bakıldı edildi. Ondan sonra bir adam geldi otobüse Yıldırım diye bağırdı. Ama benim görmeniz lazım yani Yıldırım. Hani otobüste 20 kişi falanız neden yine beni bağırıyor bir dedim bu sefer harbiden tuttum. Hani adam adımla seslendi nasıl ağrıma gitti yani. Yine bu ne olur dedim her şeyini al aşağıya. Aldım ben tüm eşyalarımı aşağıya. Dedi valizim var mı? Var dedim var biliyorum dedim. Ablam dedim anam dedim biliyorum var. Onu da aldım yine gittik. Amsterdam karakola. Ya bayağı bildiğimiz karakol yani. Hani mültecileri falan götürdükleri yere gittik.
Neyse bu benim şeyimi, pasaportumu aldı. Yarım saat falan yok. Otobüs şoförü bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Diyorum abicim bilmiyorum. Adam da sıfır İngilizce diyorum. Yok böyle yapıyorum, anlamıyor çünkü. Ondan sonra bir yarım saat geçti, 45 dakika geçti, bir saat geçti. Donuyor dışarıda. Bir de başka bir otobüs geldi bizden sonra, 50-60 kişilik falan. Herkes de bana bakıyor. Şimdi sakallı tip, kapkarayım, sırtta çantalar, öyle bekliyorum. Ya direkt mülteciyim ben o anda yani. Herkes bana mülteci muamelesi yapıyor, gülüyorlar falan bana. 1,5 saat falan geçti. Kadın polis tekrar geldi. Gel içeri. İçeri girdim. Tek tek bana hani cebimde bir kuruş varsa onu bile göstermemi istediler yani. Kredi kartımı gösterdim. Kredi kartımda internetten paramı gösterdim. Nakit param var mı dedim ki bir tek Makedonya'dan kalma şükürcük param var. Yani toplasan 10 lira yetmeyecek para var Makedonya'dan kalma. O da hani kaldı yani. Harcayamadım diye. Niye bununla geziyorsun? Ne yapacaksın ki bununla Zagreb'de? Ya dedim kaldı. Yani harcayamadım. Al dedim senin olsun yani. Ufacık small money diyorum ya. Small money ne yapacaksın ya? Benim her şey. Baban kim? Annen kim? Ne iş yapıyorlar? Abin var mı? Bu ülkeye niye gittin? Bu ülkeye bak ikinci defa gitmişsin. Niye gittin? Senin ne işin var Tanzanya'da, Kenya'da? Sen suç mu işliyorsun? Kore'ye niye gittin? Japonya'ya gitmişsin? Tayvan'a gitmişsin? Çin'e hiç gittin mi dedi. Dedim Çin'e gitmedim. E Tayvan dedi. Dedim Tayvan Çin değil ama Çin açıklayamadım. Dedim Tayvan dedi bunun bir ya bölümü falan böyle açıklayamıyorum da o kadar yetmedi İngilizcem anlatacaklar tarihine falan giremedim. Ondan sonra işte ama Çin'e gitmişsin, ben diyorum gitmedim ama gitmişsin, tamam dedim gittim en son, evet hani Taiwan of China Republic böyle bir şey yazıyor. Neyse adam beni tabii ki çantamı açtırdılar yani 10 dakika içerisinde 25 kiloluk çantalarım 2 defa açılıyor komple, çorabından ayakkabısına montuna hani her şeyin içini böyle yani deştiler, böbreğini deştiler resmen. Ondan sonra bana genç olan, o galiba şeydi, şefidi galiba. Dedi ki işte bu arkadaş da seninle ilgilenecek dedi, yaşlı olan. İyi dedim ben, 3 kişiler bu arada. Hani 3 tane polis ayrı ayrı sorular soruyor. Bayağı hani çapraz sorgudayım ben o an. Adam geldi, işte şöyle alayım seni falan, bu odaya geç dedi. Başka odaya geçiyoruz. Dedim çok an kırbaçlar çıkıyor ortaya. Bayağı dedim dayak yiyeceksen yani. Ama hani sebep de yok ortada. Çünkü her şeyi doğru anlattım yani. Çapraz sorgu sırasında hatta aynı soruyu 100 defa sordular. Hani rotan ne? Diyorum ki bak buradan Zagreb, Zagreb'ten Ljubljana, Ljubljana Hastat. Bunu söylüyorum 20 saniye sonra bir daha aynı soruyu soruyor. Ondan sonra ben odaya girdim. Adam dedi ki eroin, kokain kullanıyor musun? Dedim ne? Hani Oğuzhan abi gibi ne? Saçmalamayın dedim öyle bir şey yok. Ne uyuşturucusun ne şeyi falan. Ama bak emin misin? Abi dedim eminim ya. Vallahi dedim my brother bro. Kankito. Dedim evet ya kullanmıyorum ya. Eğer dedi çıkarsa hapse girersin. Ya dedim yapsana şu testi. Yok öyle bir şey ya. Adam... Yani bir 5 dakika falan zorladı beni. Yapmayalım diyor. Bak hani bana güvenmiyor. Tipimde uyuşturucu müptesel tipi var herhalde. Ondan sonra adam elime böyle şöyle elime avucumun içine şuraya. Bir ufak şöyle bir şey diyeyim. Hani bu dile yaptırılan bir şey var. Doktorlar yaptırır hani böyle diş doktorlar falan. Yok grip miyiz boğazımız şişmiş mi ne. Onun için bakarlar ya. Onun ufağını düşün. Elime sürttü onu bir tane makineye soktu. Adam bana bakıyor ama bir de aynı anda da şey eli kelepçesinde. Kelepçeye dokunuyor yani şu şekilde. Ben böyle diyorum ki hani Allah'ım. Kesin diyorum bir şey olacak, makine bozulacak ve pozitif çıkacak yani ben diyorum hapı yuttum ya bittim yani. Tabi bu süre zarfında bu arada 2-2,5 saat falan geçti. Yani 1,5 saat Bosna sınırında 2-2,5 saat yani toplam 3-4 saat falan. Ve otobüs hep beni bekliyorlar. Yani acıdım resmen diğer yolculara. Neyse adam baktı dedi ne getir dedim gerçekten mi ya? Vallahi dedim ya. Dedim arışır ya bak dedim bir daha bak dedim. Değildir o dedim ya bir daha bak. Ben çünkü dedim salam çünkü ben. Heroin kokain uf efsane kullanırım yani. Geri zekalı herif. Bak yine sinirlendim. Neyse bu yine benim her şeyime bakıyor. İşte drone'uma baktı. Drone ne kadar dedi. Dedim 60-70 euro. Ha oyuncak gibi dedi. Bundan bir şey olmaz dedi. Bir de ezdi. Yani drone'umu beğenmedi şerefsiz. Ondan sonra işte 10 dakika falan daha kaldım. İşte tekrar kredi kartımı gösterdim. YouTube'u gösterdim. Instagram'ı gösterdim. Hem bir şey var. Sen parayı nereden kazanıyorsun? Diyorum ki hani işte böyle reklamlar oradan buradan. Şimdi ilk videomu izlemiyorum adamlara. İlk videomu açıp Balatı'dan niye ayrıldım, para nereden kazanıyorum onu mu göstereceğim yani. Adam işte bir sürü sorular. Niye geldin, ne yapacaksın, cebinde 5 kuruşun yok diyorum. Tüm param kartta ATM'den çekeceğim. Ya ATM bozuksa diyor dedim. Zagreb'te bir tane mi ATM var? Karnaş mı dedi. Ben dedim vallahi bir yemek verecek herhalde. Evet dedim ama dedi bu saatte Zagreb'te her yer kapalıdır. Nerede yemek yiyeceksin? Ya diyemedim ki. Sana mı kaldı bunun tasası ya? Sana mı kaldı yani? Benim derdim aç yatacağım belki. Hostelim var mı dedi kalacak. Dedim çadırım var. Eğer dedim hostel bulamazsam çadırda yatarım. Hava çok soğuktur ama diyor. Ya dedim my problem my. Benim problemim sana ne ya. Ondan sonra çıktım işte. Bir yani totalde bir 4 saat boyunca bunlarla uğraştım ve yani gerçekten çok korktum. Hani
tam çoğu ülkede zaten Türk pasaportundan dolayı şey yapılıyor, bakılıyor. Hele ki yeşil pasaportum ben, daha çok bakılıyor. Çünkü yeşil pasaport hani böyle yurt dışına şey zannediliyor, nasıl diyeyim? Yurt dışına yeşil pasaport böyle çok, çok önemli insanlara veriliyormuş gibi zannediliyor galiba. Çünkü hep aynı sorunu yaşıyorum. Ama burası ilk defa böyle yaptı bana, Hırvatlar. Yani böyle hani içeri denir yani, öyleydim. Yani içeri yani ödüm koptu ama Allah'tan şey olmadı. Öyle arkadaşlar yani. Size bunu anlatmak istedim. Çok uzun olduğu için story'de anlatamayacaktım. Derim burada anlatayım. Şu kilisemin, arkamdaki kilise şöyle. Kilisemin manzarasını anlatayım dedim. Böyle çok korkuyorum. Halen daha korkuyorum var ya yani. Çünkü Hırvatlar gerçekten böyle bir Türklere karşı bir şeyler varmış yani. Oradaki adamlarla gördüm. Adama diyorum ki Türk'üm, dünyayı geziyorum. Baksana diyorum, Kenya'dan Tanzanya'ya gitmişim diyorum. Nasıl bir suç işlemiş olabilirim ki Kenya'dan Tanzanya'ya gideyim, ne yapayım? Eroin, kokain, of var ya, felaketti ya. Gerçekten felaketti ama bitti. Ben de şimdi Zagreb'i öyle geziyorum. Burayla alakalı çok fazla çekebileceğim bir şey yok. O yüzden sadece bu videonun içinde etraftan görüntüler çekeceğim. Zaten başıma gelebilecek en kötü şey daha Zagreb'e gelmeden geldi. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.